Hepinize kocaman selamlar, sevgiler, saygılar canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Biz harikayız. Güne uyandık. Bugün güneşli bir gün. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi değerli takipçilerimden Menekşe çıkan talihlerden bir tanesinin kargosunu ambalajlıyorum. Yani bu biraz sıkıntılı olacak. Saksı büyük olduğu için ama Recep Bey akşam bayağı bir zımbırtı getirmiş. Sabah getirmiş yani. Ben de bayağı bir video izledim. O izlediğim videolara istinaden güzel bir plan, bir proje kurdum kafamda. Şimdi ona göre şey yapacağım. Ambalajlayacağım şeyi, menekşeyi. Umarım güzel olur. Umarım halletmezler yani. Hemen gitsin istiyorum. Umarım gider. Bu arada çekilişte çıkan birinci ve ikinci kişi çekildi çekilişten. İstemediklerini söylediler. Sanırım kargo parası fazla geldi. Olabilir, normal. Onlar çekildiler. Şu anda bu Emine Hanım'a gidiyor bu kargo. Yani üçüncü çıkan kişiye. Öbür Emine Hanım'dan hala ses seda yok. Bilmiyorum ne yapacağız, nasıl olacak. Önümüzdeki günlerde ona göre bir planlama, projelendirme yapacağım. Bunu, yani tomurcuk olanı göndereceğim şimdi. Bu menekşe İzmir'e gidiyor canlarım. Bunu ben bayağı bir sera şeylerinden falan izledim. Paketleme olayını. Yanlış, doğru. Nasıl olacak bilmiyorum. Yani bu kadar büyük bir saksı hiç daha önce bir yere göndermemiştim. Onların tabii ki saksıları daha küçük oluyor bu. Yani normalde çok büyük bir saksı değil ama diğer o küçük mesela şeycilerin, seracıların saksısı şu kadar oluyor. İşte yani bunda çiçek oluyor. Bir buna bakın, bir buna bakın. Yani bir bu saksıya bakın, bir buna bakın. Bu normal. Yani bu A101'de satılan menekşelerin saksısı. Bu seracıların falan, işte bu satış yapanların gönderdiği saksı. Üretim yapıp da satış yapanların gönderdiği saksı bu. Bu da benim saksım. İşte siz hesap edin, siz planlayın, düşünün. Biraz işimiz zor ama mümkün mertebe. Yani elimden geldiği kadar sağlıklı bir şekilde paketlemeye gayret göstereceğim. Şimdi şöyle saralım. Nasıl yapmıştı adam? Şöyle yatırıyordu. Şu peçete koydum dibine. Toprak dökülmesin diye. Herhangi bir sarsıntıda toprak dökülmesin diye peçete koydum. Onu, yani başka bir sebebi yok. Sadece toprak dökülmesin diye koydum onu. Normalde seracılar da böyle yapıyormuşlar. Şimdi yapraklar kırılmasın diye biraz nazik harekette bulunacağım. Şuraya bir dolgu yapacağım. Küçük saksı olsa kolay olur. Yani bu kadar zor olmaz. Ama bu şimdi büyük olduğu için biraz şey, bir menekşe ne kadar olsa tabi gelişkin, büyük boy menekşe. Küçük değil. Şu altını da yapıştırayım. Ya kes oradan. Vedalaşın. Bu tatlı kızla vedalaşın. Şimdi kapatacağım üstünü.
canlarım, güzellerim, kolimizi yaptık. Gördüğünüz gibi etrafına da köpük koydum. Altını, üstünü güzelce bantlayacağız şimdi. Hemen kargoya vereceğiz. Gidecek hayırlısıyla. Tamam, geç geç. İçeriden kağıt al. Kağıt var, havale kağıdı var ya. Kağıdı al. İçeriden. 25,5 sizi. Biliyorum. Yani biz kendimiz bireyselde yapabiliyor muyuz kapıda ödemeyi, yoksa sadece ticari... Size gelirse, şu an siz gönderiyorsunuz ya. Tamam işte... 25,5. Şey mi? Yani kapıya gelip alacaklar falan mı diyorsunuz? Hayır, şimdi gönderiyorum ya, kapıda ödeme şansımız oluyor mu yani, o karşıya öyle ödemeli gönderebiliyor muyuz? Ödemeli orada gönderiliyor, ücret oradan alınacak yani. Öyle yapabiliyor muyuz? O da var, evet. Yurt içi kargoya sordum, yapmıyoruz dedi. Onlar de. Onlar farklı bir şey, 50 posta alabilir mi? PTT yapıyor yani. Umarım güzellerim, kargoyu postaladık, geldik şimdi. Gördüğünüz gibi terelerimiz müthiş kabarmış. Şu üzerindeki siyah şeyler de özel bir toprak, bir arkadaşım vermişti. Bunlar kıvırcık, çıtırık gibi bitmiş. Bunlar kara lahana. Şuraya maydanoz ektim ama maydanoz bitmemiş. Maydanoz bitmediği için, bizim burada maydanoz bitmiyor nedense. Maydanoz bitmediği için kıvırcıklar biraz büyüsün, oraya fideleyeceğim. Kara lahanayı da fideleyeceğim. Şöyle size geriden görüntü de göstereyim. Tere 15-20 güne yenmeye başlar. Şu diktiğim şeyi görüyor musunuz? Bakın ne kadar güzel olmuş uyku çiçeklerim. Bakın bu da şey, acemalısı. Hepsi tutmuş, harika olmuş. Bakın şöyle açıyor uyku çiçeği, pembe pembe. Böyle top top pembe pembe açıyor. Bu da böyle olacak. Harika olacak yani. Çok güzel olacak. Bahçenin genel görüntüsü böyle güzellerim. Karalahanaları görüyor musunuz? Budamıştım. Harika olmuş. Kışın güzel yenir bunlar top top. Şunlar zaten yenisi olduğu için onlar da sarmalık. Bunları da normal yemeğini yaparım. Çok lezzetli oluyor. Yani durum bundan ibaret. Canlarım, güzellerim, kargoyu verdik. Ben çok severek büyüttüm menekşemi. Umarım gittiği yere de mutluluk götürür. Mutluluk götürsün gittiği yere. Sağ salim gitmesini temenni ediyorum. Bayağı tembih ettim ama ne kadar, yani şubedeki memura ne kadar tembih edersen et. Sonuçta götüren kişilerin duyarlı olması gerekiyor. Umarım sağ salim gider. Etrafına da bu kırılır şeylerini falan yapıştırdım orada. Bayağı bir önem verdiğimi falan belirttim ama bilmiyorum. Hayırlısı 3 günde gidiyormuş normalde ama şimdi bu koronadan dolayı biraz uzun sürebiliyormuş. Bir arkadaşım geçen hafta İzmir'den kargosu gelmişti. Aşağı yukarı 10 gün falan sürmüştü. Umarım bu o kadar sürmez. Sağ salim gitsin de uzun süre kargoda kalması çok önemli değil. Sağ salim gitmesi önemli. Her neyse canlarım, güzellerim, size bir şey belirtmek istiyorum. Şimdi ben bu canlı yayında da söyledim, bu çekilişte de söyledim. Yurt içi kargoya sormuştum ben. Belirtmiştim zaten. Yurt içi kargoya sormuştum ben. Bu kapıda ödeme olayını kesinlikle bireysel müşterilerine yapmadıklarını söylediler. Şubede sordum. Bize yakın çünkü yurt içi kargo. Ama PTT şubesine gitmemiştim. PTT'yi ben telefonla aradım, müşteri hizmetlerine sordum. Müşteri hizmetleri bana olmadığını falan söylemişti. Tabii yanlış bilgi vermişler. Bugün şubede tekrar sordum. İşte bu kapıda ödeme yapılabiliyor mu? Alıcı ödemeli yapılabiliyor mu diye sordum. Yapılabiliyor dedi. Dedim ki yurt içi kargo kabul etmiyor dedim. Onlar da dediler ki burası PTT dediler. PTT yapıyor. Alıcı ödemeli yapabiliyoruz dediler. Yani onu da özellikle size belirtmek istedim. Yanlışlık işte sonradan yalan konuşuyor bu falan gibisinden olmasın. Kapıda ödemeli olabiliyormuş. Onun dışında PTT'ye girmek çok zor.
Yani hem ateş ölçümü yapıyorlar. Bayağı da bir sıra vardı. Sıra bekledik. Orası zaten her zaman yoğun oluyor ama ayrıyeten bu koronadan dolayı daha da yoğun olmuş. Hem ateş ölçümü yaptırdık. Hem HES kodsuz içeri almıyorlar. Ben de HES kodumu almamıştım. Çocuklarınkini okul için almıştım da kendiminkini almamıştım. Mesaj gönderdim 20-23'e. Bir türlü mesaj gelmedi. Sonra E-Devlet'e girdim. E-Devlet'ten aldım falan filan. Bayağı bir uğraştım yani. İçeri girmek, beklemek vesaire. Kafam çorba oldu. Umarım dediğim gibi sağ salim gider Menekşe. Öteki Menekşe hala talihlilerden ses çıkmadı. Bilmiyorum nasıl olacak. Onu da bir şeyler yapacağım. Canlarım, güzellerim. İkinci Menekşe kolimizi de yaptık az önce. Şimdi onu kargoya vermeye gidiyoruz. Bu koli Antalya'ya gidecek. Öteki İzmir'e gidecek. İzmir'e ulaşmış ama daha adresine ulaşmamış. Merkeze inmiş. Takipten baktım sabah. Bu da Antalya'ya gidecek. Umarım ikisi de sağ selamet gider. Canlarım, güzellerim. Bugünkü kargomu da postaladım. Geçenki yani ilk yaptığım çekilişte birinci ve ikinci olan talihliler geri çekildiler. Üçüncü çekiliş çıkan talihli Emine Hanım bana hemen dönüş yaptı. Onun kargosunu önceki gün gönderdim. Bu videoyu iki aşamalı çekiyorum. O yüzden bugünkini ayrı gönderdim, biliyorsunuz. Dördüncü talihlim de dönüş yapmadı. Öbür Emine Hanım dönüş yapmadı. Dördüncü talihli yani yedekli çıkan Emine Hanım dönüş yapmayınca ben de tekrar çekiliş yaptım, biliyorsunuz. Yani takip edenler biliyor daha doğrusu. Ondan sonrasında tekrar çekiliş yaptığımda kazanan İncilay Hanım özellikle üstüne basa basa vurgulamama, söylememe rağmen o da benimle iletişime geçmedi maalesef. Ben de eski takipçilerime sordum ne yapmam gerektiği ile ilgili. Tekrar çekiliş yapmak istemedim. Artık yılan hikayesine döndü. Yani insanlar istiyorum diyorlar, dönüş yapmıyorlar. Sonrasında işte geri çekilmeler oluyor falan filan. Yani inisiyatif kullandım arkadaşlar. Gülfidan Süley'e gitti. Bugünkü kargo Antalya'ya Gülfidan Süley'e gitti. Eski takipçilerime de danıştım zaten. Onların da onayını aldım. Yapacak bir şey yok. Nasip kısmet onunmuş demek ki. Yani böyle kazandıktan sonra geri dönüş olmayınca da ben açıkçası beklemek istemedim. Önümüzdeki günlerde yine çok güzel, şahane bütün masrafları bana ait olan çekilişlerim olacak. Takipte kalın, beni izleyin. Siz de kazanırsınız belki, size de çıkabilir. Bir önceki kargo İzmir'e gitti. Bugünkü kargo Antalya'ya gitti. Çok güzel yani. Umarım sağ salim ellerine ulaşır. Çok güzel top top çiçekleri olur. İlginizden, alakanızdan dolayı çok teşekkür ediyorum hepinize. Bugünlük de bu kadar güzellerim. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.